Aşkım ne o başındaki? Yine anneler gibi bağladım. Domatesler yıkılmış gene değil mi? Peki aslında esas anket şu olması lazım. Abonelerimize onu soralım, ben onu merak ediyorum. Bence çatıdan ve şu betondan topluyorlar. Arkadaşlar bugün bahçede minik minik bir sürü işimiz var. İlk önce küçük bostanımızı sulayarak işe başladım. Rokalarımız filizlenmeye başladı. Hatta dereotu ve ıspanaklar da filizlenmeye başladı. Sanıyorum en geç maydanoz gelecek. Bugün bahçede minik minik bir sürü işimiz var. İlk önce buradan başladık. Yapılacak çok iş var bugün. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili abonelerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. Güneşli bir gün, bizim keyfimiz çok yerinde. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, minik minik işlerimizi halledince, şöyle bir toparlanınca daha iyi hissedeceğim. Hadi bakalım. Fasulyelerimizi toplayarak başlayalım. Fasulye tohumunu aldığımız yere uğramıştık çarşamba günü, biliyorsunuz bütün günümüz dışarıda geçti demiştim. Tohumları aldığımız abi dedi ki fasulyeleri çok fazla üstünde bekletmeyin. Hem verimi düşer hem de dedi bu kuru fasulye olabilecek bir fasulye değil. Onun için dedi şeker fasulye ya da başka bir fasulye cinsi almanız lazım. Bu dedi kuru fasulye olarak lezzetli olmuyor. Biz de fasulyelerimizi toplayacağız ve kış için artık birazcık böyle çevirip koyabildiğim kadar buzdolabına koyacağım. Depolamaya başlayacağız. Ufak ufak depolamaya başlayacağız artık. Siz teyze vermiştim ona kesten toplarken. Şu bağlıyız. Bununla toplayayım daha rahat olur çünkü kalıyor bir parça. Ama içinde çok tutma onu. Ağırlaştırma ufak ufak. Yap ufak ufak koy. Tam köylü kız oldun ha. Yapacaksın. Ne kadar yukarıda görüyor musun? İplere sardırdığımız için baksana nerelerde var orada. Ağaç da var aslında. Ağacı seni toplaman gerek. Toplarım aşkım. Sen zaten çok yukarılara uzanma bence. Biz çok zorlanıyor beni. Aşağıdakileri al, ben de başlayayım yukarıdakileri almaya ve devam edelim. Daha çok var. Burası böyle Amazon ormanları gibi. Evet, hatta bunu biz yukarıda bir yere boşaltalım bence, bak sığmayacak. Maşallah. Daha da var. Fasulyelerimiz bereketli çıktı. Yerlerini de sevdiler. Bir biberler. O biberlere de yaptığın gübreden verelim bugün. Tamam. Şey yapmıştım. Soğan kabuğunu yapmıştım. Soğan kabuğu gübresi. Sıvı gübre, onu kullanalım. Bugün yapalım, uygulayalım. Aşkım ne o başındaki? Yine anneler gibi bağladın. Abonelerimize en güzel görüntüleri vermeye çalışıyoruz. Daha çok başın ağrıyor gibi direkt. Ben bunları nereye döküp geleyim? Aşkım masanın üstüne dök şimdilik. Masaya mı döküyorum? Daha tamam. Çok toplarız zaten. Tamam. O çardaktaki masanın üstüne dök. Geliyorum. Peki ise. Buradan çekim de yapılamıyor. O kadar çok yaprak var ki her tarafta. Deniz baksana mısırlar da. Olmaya başlamış. Sinirlenmeye başladım. Hatta şu taraftaki bak bu daha büyük. Közde pişireceğimiz an için
Sabırsızlanıyorum. Közde mısıra bayılırım. Süt mısırı da çok severim gerçi. Yapalım bir gün süt. Ben haşlama daha çok seviyorum. Sütle yapalım. Yapalım. Yapıyoruz, güzel oluyor. Özel bir tekniğimiz vardı mısırda da. Onu size gösterelim arkadaşlar bir gün. Aşkım dur şurada saçında bir yaprak var. O kadar yapışıyor ki. Mısırlarımız olsun da o kendi tekniğimizle süt bahçede güzel bir yapalım. Gördüklerimi aldım da görüyorsan dur sen onları bırak. Çok inceler kalsın da. Hurma ağacında taz fasulye. Kepek doldular. Ha en başı toplamadım. Toplayalım. Oğluşum da gözüküyor burada. Nasıl kaldı ya sesini duymamıza? Heyecanla bekliyoruz canım oğlum. İnşallah şöyle sağlıkla kucağımıza almayı Allah nasip etsin. Amin inşallah. Bir aydan az kaldı. Evet tabii. Senin de mavi yazman ne güzel oldu öyle. Ya teşekkür ederim. Fasulyemiz var. Domatesler yıkılmış gene değil mi? Evet Deniz ya şunları bir şekilde bağlamamız lazım. Bak o sen. Hamaktan artan ipimizle de onları bağlayalım o zaman. Evet evet. O eski bulduğumuz hamaktan çözdüğümüz ipler burada. Onlarla da. Yine evet. Biraz daha kalın bir ip daha güzel bağlar evet, çünkü. Evet. Hem sağlam hem atıkları yine değerlendirmiş olacağız. Sıfır atık ülkemizden yola çıkarak. Devam edeceğiz. Ben yine perfite buldukça ot. Ot yolmadan bizim günümüz geçmiyor arkadaşlar. Hepsini vermiyoruz kameraya ama. Neyse bahçe yeni yeni düzene girdi. Ama niye yaptıklarını anladım. Ben bir ara şey düşündüm ya. Hani çok sağlam oluyor ya genelde hamak ipleri. Aha. Acaba şey odun falan çekerken kullanılır mı diye düşünmüştüm de. Şu an anlıyorum ki. Şu mavi tarafı sağlam kalmış. Sarı taraf gitmiş. Demek ki sarı taraf güneşte kalmış. Şimdi bu şeyler düşündüğümden benim çok daha fazla büyüdü. Baksana domates hani benim boyumdan uzun. Ben 1.85'im. Evet evet. Baktın mı? Keriler büyük. Bak çiçekli zaten. Ufak ufak zaten meyve de vermiş. Bak bu da şöyle meyve gitmiş. De vermiş. Domates sebze mi meyve mi? Deniz. Domates meyve. Evet. Diyorlar. Ama aslında şu da bana saçma geliyor. Sebze ne, meyve ne? Yani hepsi işte yani niye çilek meyve oluyor da patlıcan sebze oluyor? Ne alaka yani? Hepsi meyve ya da hepsi sebze olsa daha bilemiyorum. Bunu araştırıp sana daha sağlıklı ve bilimsel bir cevap vermek istiyorum ama domates varsa bilen abone meyve ediniz. Kategorisinde. Şekerliler, meyve, tuzlular, tuzlu gibi olanlar sebze mi acaba? Domates çünkü aslında şekerli. Evet, yani şekeri yükselten bir şey. Öyle mi? Evet. Domates şeker olanların çok kullanmaması gereken, az tüketmesi gereken bir şey. Belki öyledir. Olabilir mi? Tuzlu meyve var mı mesela? Düşünüyorum şu an. Ekşi demiyorum, tuzlu. Yani tuzluya yatkın. Ha? Belki öyle bir ayrımdır. Dur ben bunu araştırayım be. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir tartışma konusu açtım. Ay neye göre sebze, ya Deniz ya bu yağışlardan dolayı dut bitti. Ben ona çok üzgünüm. Bir doyasıya yiyemeden dut bitti ya. Çok sever. Ay evet ya yiyemedik. Şimdi, ama bir şey söyleyeyim de bak aralardan da bir sürü çeri çıkıyor. Hala böyle yeni filizlenmiş ama bak, fideler var. Bizim ektiklerimizde sadece. Ama bizim ektiklerimiz daha erken ve fide gibi. Şimdi bunlar daha şeyden sıfırdan başladı. Tohumdan çıkıyor öyle düşün. Onlar da verecek. Çünkü geçen sene biz geldiğimizde vardı evin etrafında çeri domatesler. Hatırlıyor musun? Mia koparıp yiyordu hatta. Evet, bu da şeyde bunlar tamam. Şimdi biberlerimize senin yaptığın şeyi yapalım.
gübreyi uygulayalım. Getireyim bir mi? Biberler ufak kaldı biraz. Yani yorumda biberlere başka ne yapabiliriz büyümesi için söylerseniz seviniriz. Bakarken bari bak şu arkadakiler biraz büyümüş. Uzamış. Baştakiler de biraz büyümüş. Ama şu ortadakiler falan çok ufak. Bence Deniz bunlara bir kez daha bir çapa gerekiyor. Ve gübre. Şu şimdi o gübreyi yapalım, soğan kabuğu gübresini. Gübreyi yapalım. Bulduk aşkım ya. Daha günün yarısına gelmedik. Yok. Terledik ama. Versene bir seni çekeyim ya göbeğini. Şunu göstereyim ya. Bu ne ya? Benim göbeğim terliyor. Ben terlemiyorum. Göbeğimin ayrı bir ter aurası var. Burada göklerimiz gibi. Islatmışsın gibi ya. Ne enteresan bir terleme arkamdan şekli. Of, sırtın zaten tamamen. İşte hava ne kadar sıcak. Arkadaşlar anlasın. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bak şuradan da ördeklerle tavuklar geliyor. Ortaklık niye kurmuş. Gittiniz ki aşağıya bak bak. Çete olmuşlar. Evet, Filiz Hanımcığımızın gübresi. Evet, soğan tavukları. Ne güzel kokuyor değil mi? Biz size kokuyu veremiyoruz. İyi ki. Bir de ne kadar kullanacağız bundan? Oran ne? Deniz, şimdi bu 1 litrelik ya. Buna biz 5-6 litre su koyacağız. Yani 1 litreye 5-6 evet. Litre su. Ben direkt o cam şişeyle sulayayım bence. Hiç başka bir şey koymaya çalışmayalım. Evet. Onunla sulayayım işte. Ya bununla dökmen zor olur. Eşim. Olur olur, ben yok daha iyi. Her birine bir kepçe mi? İşte yani hani biraz şey olsun. Unuttuk onu biraz. Ha? Bence doldur ya suyu. Yoğun oldu zaten. Çok yapmayalım Deniz o zaman. Böyle. Yetmez mi bu? Böyle böyle koyarsın. Peki Filiz, bu ne işe yarıyor? Bu yani soğan kabuğu bitkileri hem zararlı bakterilerden, böceklerden koruyor. Mantarlardan koruyor. Hem de çiçek coşturan diye geçiyor aslında. Yani hem verimi arttırmak için kullanılan bir şey. Sadece bahçede değil, aynı zamanda çiçeklerde de, yani evde de kullanılabilecek bir şey. Çöp değil yani soğan kabuğu, kesinlikle. Atmayın. Değerlendirmek lazım. Biz de bahçemiz olunca öğrenmiş olduk. Güzel kokulu şeyimizi uygulayalım. Bunlara da döksek işe yarar mı acaba? Bunlara nasıl dökeceğiz? O benim sprey yapıp acaba üstten... Olabilir. Biraz daha şey biriktiririm zaten soğan kabuğu. Yine yaparız ya. Onlar da biraz kendine gelsin önce. Tohumken vermeyelim zaten. Çok enteresan bitki gereçlerimiz var değil mi? Ne yapalım Deniz? Her birine iki kepçe veriyorum o zaman. Tamam, dur şöyle geçeyim. Kepçe yeter mi? Üç yap istiyorsan. Ya şimdi dökerken çok ayarlayamazsın gibi geldi. O yüzden kepçe geçirdim. Bunlar yine biraz büyümüş. Bunlar çok ufaktı. Bir boyatmışlar. Evet, evet. Arada birkaç tanesi ekstra ufak zaten. Bak onlar iyi, onlardan ki bunlardan geçenlerde topladık yani meyve, sebze. Hafif diktiler kafalarını ama. Evet evet. Şimdi sulanırsa daha da iyi olur akşam. Niye sesleniyor? Anne, baba. Çıkalım artık yukarıya bence. Tamam. Burada bugünlük bu kadar yeter. Bir son salatalık var mı bakalım da, dün toplamıştık. Şurada bir tane var galiba. Başka yok. Evet, görmedim ben. Yaprak ve karayemiş toplayalım biraz da. Evet, ay Deniz bir şey söyleyeyim mi? Şu an var ya, bulutlar gökyüzü o kadar güzel gözüküyor ki renk olarak.
Müthiş. Bir time lapse alsak aslında çok güzel olurdu böyle bulutların içine. Hareket ederken değil mi? Yapsak mı? Şu işlerimizi bitirelim yapalım, ben buraya koyarım onu. Tamam. Elmalar oluyor yavaş yavaş. Başlamış mı olmaya yoksa ham mı biraz? Ham. Ben biraz ekşi seviyorum ama çok ekşi değil. Yama da götüreyim bir tane. Evet, elma canavarına da götür. Hiç ilaçsız. Organik. Civcivler yukarı yukarı, burada tohum yiyorsunuz siz. Hadi hadi. Hadi. Elma nerede? Elmacı güzeli. Bak bakalım elmanın tadına. At ağzına bir bakalım. Şöyle bir ısırık at. Yedin mi bizim elmanı? Diş izlerine bak. Güzel anne. Afiyet olsun. Bahçenin ilk elmasını yiyor. Kütürdete kütürdete. Evet aşkım, ben hiç anlamam ama hangi yaprakları alacağız şimdi? Aşkım şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çok böyle aşırı sararmış ya da sert olmasın işte. Anlarsın onu. Biraz böyle şey olsun. Taze gibi dursun. Ya çok geçe kaldık zaten de. Bulabildiklerini yani. Çok zor burada. Şuralarda var bak aslında. Şu tarafta var. Göbeğimi örter. Şuradan bağlarsa. Kapadın mı göbeğimi? Kapadım. Deniz şey yol tarafında var, ben de oraya çıkayım. Tamam. Birazdan orayı toplayayım ben de. Yaprak dolma sevmeyen var mı Deniz ya acaba? Sanmıyorum. Şey yapalım ya arkadaşlar. Zeytinyağlı mı etli mi seviyorsunuz? Yaprağı zeytinyağı şeyle zeytinyağlı ama lahanayı mesela etli severim. Lahana pazı etli olur bence. Ben mesela zeytinyağlısını daha çok seviyorum ama mesela lahana yerine yapraklının, yani bunun etlisini tercih ederim. Etleyeceksen yine yaprak olsun. Etleyeceksen hep yaprak isterim aynen. Ya bunun hafif bir mayhoş tadı olduğu için ben bunu şey seviyorum. Hani böyle zeytinyağlı seviyorum. Ama etleyeceksem de bir Karadenizli olarak tabii kara lahanayı tercih ederim. Kara lahanayı da bu arada beyaz lahanayla kıyaslayınca daha çok seviyorum. Kara mı daha güzel? Beyaz lahanadan daha çok seviyorum ben kara lahanayı. Beyaz lahana da seviyorum ama kapuska gibi. Kapuska seviyorum, sarma gibi değil de. Çok da sevmez kimse kapuskayı değil mi? Ben severim sebze ya. Yani adı bile insanlara pek güzel gelmiyor ama ben seviyorum. Birkaç yiyecek var. Hani bende. Allah affetsin. Hani mesela evde diyelim kapuska var, bamya var. Ben de 5 günlük yoldan gelmişim açım. 5 gündür yemek yememişim. Ben gene yiyeceğimi sanmıyorum. Yani anca şöyle olabilir. Tost hani yaparım diyorsun. Benim de açığım öyle. Yok o da zaten bir şey yaparım ben kendime yiyecek de. Bir hastalık olur, bir şey olur. Bana derler ki bamya çok faydalı, o zaman tarlasını yerim. Hani, o da sevdiğim için değil. Yerim ama mutsuz bir şekilde diyorsun. Peki aslında esas anket şu olması lazım. Abonelerimize onu soralım, ben onu merak ediyorum. Kuş üzümü ve dolmalık fıstık, dolmalık fıstık içinde olacak mı olmayacak mı? Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben rahmetli anneannem çok güzel yapardı. Bol kuş üzümlü ve dolma fıstıklı yapardı. Bana öbürü böyle boş pirinç gibi geliyor. Hani sen baharatlı pirinç yiyorsun gibi. O kuş üzümüyle şeyi seviyorum ben içinde. Dolmalık fıstığı çok seviyorum. Hatta bol olacak yani. Normalde seninle tanışana kadar, yani sen seviyorsun diye yapana kadar benim damak zevkime uygun değildi acı ekşi bir arada. Yani şey tatlı ekşi ya da işte tatlı acı bir arada. Ama şimdi ben de dolmalık fıstıkla ve kuş üzümle alıştım. Peki hangisi daha güzel sence? Ya ikisini de seviyorum ben ama şu an dolmalık fıstıklı birazcık daha ağır. Evet, ona daha çok alıştım artık. Kaç senedir hep öyle yapıyoruz ya biz. Çok daha iyi değil mi? Evet, burası daha rahat. Hayır, bir de iyi. Evet bak, bu arada salıncağı oraya koymamız çok güzel oldu. Buradan artık hiçbir şekilde gözükmüyor içerisi. Salıncağın gölgeliği de kapatıyor.
Dolmamı saracağım bana. Sararım. İstersen sararım. İsterim. Evet, topladık. Deniz ya, şu çinikleri alacağım. Kaç gündür sizin hazır bahçedeyken... Evet, bir abonemiz söylemişti değil mi? Saksı dolmaz o, toprağı alın diye. Bunları da toprağa alalım. Onları ekelim bostanın oraya bir yere. Tamam aşkım. Bostanın arası olur. Deniz ya bak, bunlar da oldu. İşte tam ikisini de toplayacağız şimdi. Karayemişleri toplayacağız şimdi de. Çileği ekelim o zaman. Belki buna talaş olsa işte gerçekten iyi olabilir Deniz. Neden? Çok toprağa değmemesi gerekiyor ya çileğin. Çok çabuk çürüyor. O yüzden genelde çileği farklı şeylerde yapıyorlar. Ektik. Filiz de çiçek toprağını yaptı. Şimdi sıra karayemiş. Şimdi karayemişin olayı ne biliyor musun? Olabildiğince koyu renk olanları alman gerekiyor. Yoksa çok buruşturuyor ağzı. Ben de vallahi en son herhalde 9 yaşındayken falan yemiştim. Çok oldu. Mesela onu alma. Onu. Olmamış. Deniz'cim bu siyah olacak. Böyle şey gibi Napolyon kirazı koyulaşır ya. Onun gibi olacak. Zaten şey mayhoş bir tadı var. Biraz böyle ağzı buruşturan bir tat. Eğer olmamışsa hepten şey olur. Bence çatıdan ve şu betondan topluyorlardı. Dikkat et. Deniz şu betona basmaya çalış şimdi ayağını. Öbür tarafa da destek almaya çalış. Çok uzak mı? Uzak. Bunun nesi yapılıyor Filiz? Düz yenmek için mi kiraz gibi aynı? Bunun normalde yaprağı ilaç sanayide falan kullanılıyormuş biliyor musun? Bak şu arkan mesela tam üstünde var çünkü bir şey olsa çekebilsen dalı. Ha onu. Mesela bak şunlar olmuş işte. Bak şurada. Bunun asla çekirdeklerini yutulmaması gerekiyor. Çok zararlı. Yani zehirleyebiliyormuş bile. O yüzden çekirdek yutmadan sadece meyveyi yiyip taze yapraklarla da uğraşmamak lazım. Bunu hani aktarlar satıyor aslında yaprağını kurutulup ama bilmeden yaprağı tüketmemek gerek, evet. Bayağı iyi topladım bence. Yeterli ya, kim yiyecek o kadar, baksana. Çok da güzel gözüküyor. Şöyle alayım seni. Hadi o zaman. Son bir kapanış konuşması yapalım. Peki. Evet arkadaşlar, yine dop dolu bir günün ardından bu sefer yaptığımız hamağın üstündeyiz. Bunu bir bölüm önce yapmıştık. Evet, ikimizi de tartıyor. Şu an ikimiz ortalama 190 kilo mu geliyoruz? Evet. 180, 190 falan o civardayız. 200 kilo rahat taşıyacağız. 200 kilo rahat taşıyacak bir hamak yapmışız. İkimiz de taşıyor. Rahat rahat binip sallanabiliriz. Üçümüzü. Aynen, evet. Şu an üçümüzü taşıyor. Mia'yı da bence taşır. Yani üstüne son 12-13 kilonun ben pek bir şey yapacağını zannetmiyorum. Evet yani. Diyorum 200 kilo taşır rahat. Onu anladık. Peki yani günün sonuna geldik derken gün bitti mi? Bitmedi tabii ki. Mia, ha. Ne yapıyorsun orada? Yemiyorsun değil mi karayemiş? Ha, aferin aşkıma. Gel. Gel. Bağımız, kafanı mı çarptın? Evet, tüm Sönmezoğlu ailesini gördüğünüz gibi hamağımız alabiliyor. En son. Evet, minik parmak. Bu kollarını öperim ben. Bu kollarını. Dünya güzelim benim. Evet, bu arada videomuzu buraya kadar izlediyseniz arkadaşım
Şuradayız. Demek ki kanalımızı beğendin, videomuzu beğendin. Kanalımıza abone olup yanındaki bildirim ziline basarsan çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar bir de mutlu güzel bir haber paylaşayım aslında. Nihayet 3000'li rakamlardan 4000'lere geçmiş bulunuyoruz. Alkış lütfen. İnşallah sizlerin de desteğiyle 5000, 10000, 100000, 1 milyon. 4 milyonları inşallah görürüz. Tabii günün sonuna geldik derken henüz gün bitmedi. Şimdi teslim etmemiz gereken kargolarımız var. Evet. Onları yapacağız. Deniz Kargo'ya gidip gelecek. Sabah hızlıca bir kargolarımızı vermiştik. Gelip evden alıyorlar. Ama aynı gün içinde kargo sözümüz olduğu için şimdi ikinci tur ben Akyazı'ya gideceğim. Bir 15-20 tane daha kargomuz var. Onları hazırlayıp paketleyip Akyazı'ya doğru hızlıca koşar adım gideceğim. Evet, deniz kargo işlerini hallederken ben de şimdi fasulyelerimizi çok az bir yağla çevireceğim. Çok hafif böyle rengini solduracağım yani, öyle diyelim. Ondan sonra da buzdolabı poşetlerini, buzdolabındaki az bir yerim var ama yani küçük buzdolabım çünkü. Koyabildiklerimi en azından şimdilik böyle yapacağım. Dışta yaprakları da yine aynı şekilde dolaba koyacağız. Onları da bugün halletmiş olalım. Arkadaşlar evet, şimdi Akyazı'ya gidip geleceğim. Sonra bir de Bambam'ın yemeğini koyacağız. Sonu kaldı. Bambam'ın yemeğini pişireceğiz. Aşkım, babam, annem, üç kağıtçı. Anneciğim, o yüzden bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Aşkım gidemezsin hadi. Evet. Gel bakalım, hop. Aşkım anneden babadan uzaklaşmak yok öyle. Ay. Hava çok sıcak. Uçur babası onu. Uçur babası. Ay. Oh, baldan tatlı. Ay, hop olmuş. Mia, gel aşkım buraya, gel. Gel, koş 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 koş. Koşuşunu yerim senin. Koş 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 koş. Aşkım benim. Oh, babasının gülü. Uzaklaşma çok bizden. Ay. Siz bu ne ya yumur? Biz böyle bir kapılmış olmaz ha. Hani? Oğlum ben burada. Buram da topaklandı çocuğum. Burada hissediyorum. Takla atmaya çalışıyor da. Ay.